Bak inadına Halid bin Velid'i anlatmak. Nasıl bir korku duymuş biliyor musunuz? 35 savaşa katılmış. 35. Halid bin Velid. 35 savaşa katılmış. 35 savaştan kaç tane kaybetmiş? Sıfır. Hiçbir kaybı yok. O Halid yatakta, ölüm döşeğinde. Yanında dostu kim var? Said İbni Zeyd var. Onu anlatıyor, diyor ki ey Said. Ben savaşa düğüne gider gibi giderdim. Ben dönmeye değil, ölmeye, şehit olmaya giderdim. Şimdi şu halime bak. Vücudumda bozuk para kadar yer kalmamış ki kılıç darbesi almasın. Ve bu yüzden bizarım, yatağa düşmüş haldeyim diyor. Derdini anladınız mı? Derdi ne? Yatakta ölüyor olması. Halid'in sıkıntısı bu. Yatakta ölüyor olması. Ve kendi ifadesi böyle. Biz haşa, af dileyerekten söyleyelim. Bir deve gibi burnumun üzerine düşerek ölmekten üzülüyorum diyor Halid. Haşa, kendisini böyle ifade ettiği için biz kullanıyoruz. Ve bağırıyor son nefesiyle. Korkakların evi yıkılsın. Ama ben şimdi korkaklar gibi yatağımda ölüyorum ve buna dayanamıyorum diyor. Oğlum çağırıyor yanına. Evladım diyor. Benim mal mülk olarak bir kılıcım var, bir de atım var diyor. O kılıcımla kabrimi kaz ve beni göm. Çünkü kahramanlar kılıç sesinden çok hoşlanır. Daha sonra o kılıcımı al, o atımı al, Ömer'e götür ver. Bu yük ile bile Allah'ın yanına gitmek istemiyorum. Ömer onlar ne yapacağını bilir deyince, onlar gerçekten vasiyet ettiği gibi Ömer'e ulaşır ve Ömer der ki ey Halid, ben senin yiğit olduğunu bilirdim zaten. Ama bu kadarını ben bile beklemiyordum der. Gözyaşlarını tutamaz. Halid'in endişesi belli. Nedir? Yatakta ölmekten korkuyor. Korkakların evi yıkılsın. Ben şimdi korkaklar gibi yatakta mı öleceğim diyor. Bizim ahlakımız ne oldu şimdi? Bu Kur'an'ı evinde oku yeter. Öyle olmadı mı? Evladım Kur'an'ı evinde oku. Tabii biz evimizde okuyalım. Filistin o halde kalsın. Doğu Türkistan o halde kalsın. İçeride İslam'la buluşmuş arkadaşlarımızın kimileri bunun ahlakından, kimileri iman hakikatinden uzak, onlar o ahlakta kalsın. Biz kendimiz için yaşayalım. Sahabe efendilerimiz de öyle film çekip gitmiş olsunlar. Böyle mi yani? Olay böyle mi? Böyle mi anlaşılacak bu iş? Korkakların evi yıkılsın diyor. Kimler için? O evinden çıkmayanlar için diyor. Bize ne diyorlar? Evde Kur'an oku. Ben o Kur'an'ı okuduğumda evden çık diyor zaten.